Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurban pazarları da iyiden iyi hareketlendi. Bu durum kalpazanları da harekete geçirdi. Aman dikkat, sahte paraları piyasaya sürmek için fırsat kolluyorlar. Efendim, bu paralardan biri sahte, biri orijinal. Evet. Sizce hangisi sahte, hangisi orijinal? Bir bakın. Bir bakayım. Bir baksın. İkisi de sahte. Sizce? Bence 50 sahte. 50 sahte. 50 sahte. Ayırt etmek kolay mı? Benim gördüğüm kadarıyla değil. Zordur. Zor. Öyle bir sahte para bastılar ki gerçeğinin neredeyse aynı. Kalpazanların hedefinde kurban pazarları var. Geldi başımıza geldi 200 lira, bir sefer de 100 lira. Sahte para mı? Sahte para oldu. Bu sene oldu. Ne kadar verdiler? 500 lira. Kimin verdiğini de bilmiyorum. Çünkü aldığımızı cebimize koyuyoruz. Kurban pazarlarında alışveriş daha çok nakit parayla dönüyor. Kalpazanlar da bu durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlar ve sahte paraları piyasaya sürmek için fırsat kovalıyorlar. İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla bir yandan operasyonlar sürerken bir yandan da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kurban pazarlarını tek tek dolaşıp satıcıları sahte paralara karşı bilgilendirdi, uyardı. Paraları alırken kontrol ettiniz mi? Hayır, kontrol etmedik abi. Etmediniz mi? Yok. Ya sahte varsa içinde? Valla hiç dikkat etmedim abi. Elimde iki tane 100 liralık banknot var. Biri sahte, biri gerçek ama kalpazanlar bu sahte parayı öyle bir basmışlar ki orijinalinden ayırt etmek gerçekten güç. Gerçek paraya bakarsanız hologram şerit çekilir. Rakam daha sonra basılır ama sahte parada rakam basıldıktan sonra hologram şerit üzerine geçtiği için rakam silik bir şekilde. Paramızı kaldırdığımızda bir emniyet şeridi görürsünüz. Şu emniyet şeridinin içerisinde paranın tutarı yazar. Kurban satıcıları dolandırıcılara karşı da uyarıldı. Sadece sahte paraya karşı dikkatli olmak yetmiyor. Kimileri de tırnakçılık ve tantana yöntemiyle kurban pazarlarında dolandırıcılık yapmaya kalkıyor. İşte satıcıların buna karşı da dikkatli olması gerekiyor. Başınız kalabalıkken, özellikle para alışverişi yaparken yanınızda birkaç kişi güvendiğiniz insanlardan olursa mağduriyet yaşamamış olursunuz. Bu paraları bu şekilde tek tek saymanız gerekiyor. Kurban Bayramı sona erene kadar sahte para alarmının rengi kırmızı olacak. Hayırlı bayramlar diliyoruz sizlere de.